Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sizde sıfatlar konusunu işlemiştik biz daha önce. Ben de şimdi size sıfatlarla ilgili biraz soru çözeceğim. Siz de bu soru çözüm videosunu izlediğinizde soruları daha kolay çözebileceksiniz. İlk önce sıfat neydi onu hatırlayalım arkadaşlar. Sıfatlar ismin önüne gelerek ismi niteleyen ya da belirten sözcüklerdi. Biz sıfatlara iki şekilde bakmıştık. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olmak üzere. Niteleme sıfatında isme nasıl sorusunu sorarak buluyorduk arkadaşlar. Belirtme sıfatlarında ise işaret sıfatı, belgisi sıfat, sayı sıfatı ve soru sıfatı karşımıza çıkmıştı. Şimdi sorulara bu şekilde bakacağız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat göreviyle kullanılmıştır diyor arkadaşlar bize. Bakalım A'dan. Onunla dün gece uzun uzun konuştuk derken konuşmak fiildir. Uzun uzun konuştuk dediğimizde bu zarf olur arkadaşlar. O yüzden olmaz. B'de zaman zaman aynı ortamlarda bulunuyorduk. Ne zaman bulunuyorduk? Zaman zaman yine fiilini nitelediği için zarf görevindedir. Tehlikenin adım adım yaklaştığının farkındaydık. Yaklaşmak fiildir. Adım adım yaklaşmak dediğimizde yine zarf olur arkadaşlar. Bu da olmaz. Son çare ona her şeyi açık açık anlatmaktı. Anlatmak fiildir. Açık açık anlatmak dersek yine zarf olur arkadaşlar. O yüzden bu da olmaz. Konuyla ilgili kısa kısa açıklamalar yaptı. Açıklama isimdir. Kısa kısa açıklama dersek sıfat olur arkadaşlar. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Sonra bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin türü ötekilerden farklıdır demiş arkadaşlar bize. Şimdi tarla isimdir. Kurumuş tarla dediğimizde bu sıfat olur. Hafif bir sırtı tırmandıktan sonra derken sırt isimdir. Hafif niteleme sıfatı bir belgisi sıfat olur. Paslı bir demir kapıyı geçtim derken arkadaşlar paslı sıfat olur. Ama demir kapı kapının neyden yapıldığını gösterdiği için bize takısız isim tanımlaması olur. O yüzden türü farklıdır. Cevabımız Edirne'dir. Üçüncü soruda aşağıdaki dizelerin hangisinde hem niteleme hem de belirtme sıfatı almış bir sözcük vardır demiş. Bakalım şimdi. A'da şehrin uğultusundan bunalmış ruhumuzun nadir duyabildiği taze bir heyecanla derken burada bir isim hem niteleme hem de belirtme sıfatı almıştır arkadaşlar. Heyecan nasıl heyecan dediğimizde bize taze cevabını verir. Bir zaten orada belgisi sıfat görevinde kullanılmıştır. O yüzden cevabımız Adana'dır. Dördüncü soruda aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sıfatların türleri birbirinden farklıdır demiş. A'da iyi insanlar güzel sözlere layıktır. Nasıl insan iyi dediğimizde niteleme sıfatıdır. Nasıl söz güzel söz dediğimizde yine niteleme sıfatıdır. O yüzden bunların türleri aynıdır arkadaşlar. Hangi şehirde nasıl bir işte çalışıyormuş derken hangi şehir soru sıfatı nasıl bir iş yine soru sıfatıdır. Türleri aynıdır. Elindeki birkaç kitaptan bazı sayfaları okuyacakmış. İkisi de belirsizlik bildirdiği için arkadaşlar belgisi sıfattır. Türleri aynıdır. Pahalı bir hediyeyi ağırbaşlı bir tavırla çocuğa uzattı. Nasıl hediye pahalı, nasıl tavır ağırbaşlı dediğimizde ikisi de niteleme sıfatıdır arkadaşlar. Kaç kişinin davete katıldığının herhangi bir önemi yoktu. Kaç burada soru sıfatı iken herhangi arkadaşlar belgisi sıfattır. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Evet, beşinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğü sayı sıfatı olarak kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Bakalım olaylara her zaman iyimser bir bakış açısıyla bakardı derken burada sayı sıfatı değil belgisi sıfattır arkadaşlar. Diğerlerine baktığımızda evin boya işi yaklaşık bir hafta sürer derken sayı olarak birden bahsetmektedir. Türkçe testinden sadece bir soru boş bırakmış derken bir sorudan bahsettiği için yine sayı sıfatıdır. Kitap fuarından bir takım YKS hazırlık seti aldı derken bir yine burada kaç takım olduğunu gösterdiği için sayı sıfatı durumundadır. Maç boyunca bir oyuncu değişikliği yapıldı derken yine sayı sıfatıdır ama A'da belgisi sıfattır. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır?
Hangi saatte arayacağını söyledi mi derken mami edatıyla sağlanmıştır arkadaşlar burada. Bu dosyaları niçin masasına koydunuz derken niçin zarftır, anlam zarfla sağlanmıştır. Nasıl bir plan yaptınız yarın için dediğimizde arkadaşlar burada anlam sıfatla sağlanmıştır. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Evet, 7. soruda o kadar komik şeyler anlattı ki onu dinlerken gülmekten çeneme ağrılar girdi. Bu cümlede komik sözcüğü o kadar sözüyle pekiştirilmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır? Yukarıda arkadaşlar o kadar sözcüğü sıfatın önüne gelerek sıfatı pekiştirme göreviyle kullanılmıştır. Aşağıda da onu bulmamızı istiyor bizden. A'da boğazdan geçen vapurlara seslenip el sallardık derken burada böyle bir durum söz konusu değildir. Cengiz Dayım'ı yakından tanıyanlar ondaki değişikliği hemen fark ettiler derken burada da yok arkadaşlar. Oyaz tarlada çalışmaktan ellerim su toplamıştı derken burada da yok. Okuldan çıkar çıkmaz en yakın arkadaşıyla karşıdaki börekçide buluştu derken yakın arkadaş bir sıfat tanımlamasıdır. En yakın arkadaş dediğimizde arkadaşlar bu sıfatın önüne gelerek onu pekiştirme göreviyle kullanılmıştır. O yüzden cevabımız Denizli'dir. Evet, diğer sayfaya geçiyoruz şimdi. Devam ediyoruz. Büyütelim sorumuzu. Evet. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur demiş. Bakalım. Bir yazın tiniyle bir güzün bedeni hem birleşti hem de ayrıldı sizde. Gördünüz kim bilir kaç aşkın battığını, o derin sulara kapılmış şiirlerinizde derken arkadaşlar. Derin su şeklinde şurada bir tane niteleme sıfatını görüyoruz. O yüzden burada eleyebiliriz. O derken o derin su yine bize işaret sıfatını vermektedir. Onu da eleyelim. Sonra kaç aşk derken arkadaşlar soru sıfatı vardır. İsim tamlaması da güzün bedeni derken vardır arkadaşlar. Ama sayı sıfatı yoktur burada. Bir sözcükleri belgisiz sıfat durumunda kullanılmıştır. O yüzden cevabımız Edirne'dir. 10. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş yapılı bir sıfat vardır? Yani sıfat olarak kullandığımız sözcüğün yapım eki almış olması gerekiyor arkadaşlar. Bakalım. Kırdan sarı, mor, kırmızı çiçekler toplamıştı derken sarı, mor, kırmızı burada hepsi yalın haldedir. O yüzden olmaz. B'de güneşin battığı yerde şekilsiz bulutlar birbirine karışıyordu derken bulut isimdir. Şekilsiz bulut dediğimizde şekilsiz sıfattır. Şekilden şekilsiz olmuştur. O yüzden arkadaşlar B şıkkında türemiş yapılı sıfat kullanılmıştır. Evet, 11. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat vardır diyor bize. Adlaşmış sıfat neydi arkadaşlar? Normalde bir sıfat tamlamasında bir sıfat ve bir isim kullanmamız gerekirken adlaşmış sıfatta ismi düşürüp sadece tek başına sıfatı kullanıyorduk arkadaşlar. Onu soruyor bize. A'da kısa hikayelerden oluşan bir kitap tasarım var derken burada adlaşmış sıfat yoktur. B'de bana zaman ayırdığınız için sizlere teşekkür ederim. Yine yoktur. C'de bu yıl soğukların erken gelmesi şaşırttı derken arkadaşlar normalde soğuk havaların demesi lazımken havayı düşürmüş onun yerine larlar çokluk ekini getirmiş. O yüzden burada adlaşmış sıfat vardır. Cevabımız C şıkkıdır. Evet, 12. soruda aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır diyor. Açıklamaya bakalım. Sıfatlar bir ad tamlamasını nitelemek ya da belirtmek için kullanılabilir demiş. Şimdi arkadaşlar A'da bu komşu kavgasına ben de tanıklık ettim derken komşu kavgası bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Bu komşu kavgası dersek onu işaret etmek yani belirtmek için kullanmış oluruz. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. 13. soru. Zeynilerde çektiğim ızdırap beni ağlatmamıştı. Fakat bu yarı çıplak çocuğun gözleri, kırmızı ağzının içinde ikinci dizisi gibi gülen dişler. O dakikada kendimi tutmasaydım beni hıçkıra hıçkıra ağlatacaktı.
Bu parçadaki altı çizil sıfatların türleri hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor bize. Bakalım bu yarı çıplak çocuğun gözleri dediğimiz arkadaşlar bu işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Şöyle çizelim, diğerlerini de elemiş olalım. Kırmızı ağız dediğimizde nasıl ağız sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatıdır arkadaşlar. İki inci dizisi gibi gülen dişler derken burada 2'den sayı olarak bahsettiği için cevabımız B şıkkı olur. 14. soruda aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat göreviyle kullanılmış bir isim tanımlaması vardır demiş. Bakalım A'da seni ne kadar çok seversem o kadar çok olsun ömrümden geçen yıllar derken burada öyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. B'de her gece yatmadan okuduğum bir kitap olmanı isterdim. Burada da yok. C'de şimdi gün beyazı dişlerimi sıkıp dudaklarıma kanamayı öğrettim. Şimdi burada arkadaşlar diş isimdir. Nasıl diş dediğimizde gün beyazı cevabını alacağız. Ve arkadaşlar gün beyazı kendi içerisinde belirtisiz isim tanımlamasıdır. Burada da sıfat olarak kullanılmıştır. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. 15. soruda numaralanmış dizelerin hangisinde altı çizili sözcükler türemiş sıfat değildir diyor bize. Açılırken hülyalı enginlere biz dediğimizde hülyadan hülyalı olmuştur. O yüzden türemiştir. Dumansız ufuklar yelkensizdi derken dumandan dumansız olmuş. Yine türemiş. Sahiller uzakta soluk birer izdi derken solmaktan soluk olmuş. Yine türemiştir. Sönen gün sularda gölgeler çizdi derken sularda sözcüğü türemiş değildir arkadaşlar. Derin bir nefes aldı derken yine derin sözcüğü de türemiş değildir, basit haldedir. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Evet, diğer testimize geçiyoruz arkadaşlar şimdi. Büyütelim yine sorularımızı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde sıfat kullanılmamıştır diyor bize arkadaşlar. Bakalım okuldaki ikinci yılıma başladığımda başarılı olmaya kararlıydım derken ikinci yıl sayı sıfatıdır. Ama sene başında büyük zorluklar yaşadım derken büyük zorluklar niteleme sıfatıdır. Öğretmenlerim o yıl matematiğe ağırlık vermem gerektiğini söylediler derken o yıl yine arkadaşlar işaret sıfatıdır. Söyledikleri gibi çalışmama rağmen ilk zamanlarda zorlanmaya devam ettim derken arkadaşlar ilk zamanlar yine bize sayı sıfatını verir. Böylelikle E şıkkı kalmış oluyor geri. İkinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde den hal ekini alan sözcük sıfat görevindedir demiş. Bakalım A'da ayağını incittiğinden yürümekte zorluk çekiyor derken incittiği için anlamında olduğu için arkadaşlar sıfat görevinde değil. Yanlış yaptığımı anladıktan sonra özür diledim derken yine sıfat görevinde kullanılmamıştır. C'de sıradan bir gün olacağını sanıyordum ama yanılmışım derken gün isimdir. Nasıl gün? Sıradan gün dediğimizde burada danden ekini alan sözcük sıfat göreviyle kullanılmış olur. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük belgisi sıfat değildir demiş bize. Bakalım her gün dediğimizde arkadaşlar bu belgisi sıfat olur çünkü belirsizlik bildirir. Tüm hazırlıklar yine belirsizlik bildirdiği için belgisi sıfat olur. Yıllar bir su gibi akıp gidiyor ömrümüzden derken yine arkadaşlar sayı sıfatı değil de belgisi sıfat olarak kullanılmıştır. Bazı arkadaşlarım dediğimizde belirsizlik bildirdiği için belgisi sıfattır. Ama biz 5 yıldır bu binanın orta katında oturuyoruz derken arkadaşlar burada belgisi sıfat değil sayı sıfatı görevindedir. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü soruda aşağıdaki dizelerin hangisinde bir sözcüğü sayı sıfatı ya da belgisi sıfat olarak kullanılmamıştır diyor. Bakalım bir gün gelecek siz de bana hak vereceksiniz derken burada belgisi sıfat olarak kullanılmıştır. Bir insan zengin olmayı kafasına koyduysa başarır. Yine belgisi sıfat. Sınıfta bir kişi de kalsanız dersi dinlemelisiniz derken sayı sıfatı.
Buraya çok uzak bir ülkeden geliyormuş derken yine sıfat görevinde kullanılmıştır. Ama dün Cahit de saat 1 olunca okuldan ayrıldık derken burada isim göreviyle kullanılmıştır arkadaşlar. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Evet, beşinci sorumuzda aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne sözcüğü sıfat göreviyle kullanılmıştır diyor. Şimdi A'da ne vakit Maçka'dan geçsem limanda hep gemiler olurdu derken ismi niteleme göreviyle kullanılmıştır. İsmi belirtme göreviyle kullanılmıştır. Hangi vakit anlamında kullanıldığı için arkadaşlar sıfat görevindedir. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde bir sıfat birden çok ismi nitelemiştir diyor. Bakalım. Eski sokaklarda geçmişin rengini, kokusunu arıyordu derken burada sadece eski sokak şeklinde bir tane sıfat tanımlamamız var. B'de zaman şehrin tenine sinmiş dolaşıyordu sokakları derken burada zaten sıfat tanımlaması yok arkadaşlar. C'de derin bir hüzün ve ızdırap saklıydı bakışlarında derken burada derin bir hüzün, derin bir ızdırap diyebildiğimiz için arkadaşlar cevabımız C şıkkı olur. Evet, 7. sorumuzda aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok belirtme sıfatı kullanılmıştır diyor. Bakalım şimdi bu paket dersem arkadaşlar işaret sıfatı görevinde kullanmış olurum. Birkaç gün dersem bu da belgisi sıfat görevinde kullanmış olurum. Yine iki tane belirtme sıfatı kullanmış oldum. Diğerlerine de bakalım. Bileti hangi firmadan aldığını sana söyledi mi derken hangi firma şeklinde sadece soru sıfatımız var. Bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyoruz derken bu konuda işaret sıfatı. Çocukların hiçbiri binaya giren adamı fark etmemiş derken binaya giren adam şeklinde bir tane niteleme sıfatımız var. Çok iş olduğu için bizimle tiyatroya gelemeyecekmiş derken çok iş şeklinde yine bir tane sıfat tamlamamız var. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. Evet, 8'de aşağıdakilerden hangisinde pekiştirilmiş sıfat vardır diyor. Bambaşkaydı deniz bu saatlerde derken arkadaşlar bambaşka burada yüklem olarak kullanılmıştır. Ek fiil alarak ne olmuş? Yüklem olmuş. B'de tertemiz elbiseleriyle bayram yerindeydi çocuklar derken tertemiz elbise bize pekiştirilmiş sıfatı verir. Neden? Elbise isimdir. Nasıl elbise dediğimizde tertemiz bize sıfatı verir çünkü. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Evet, diğer sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Büyütelim şöyle. Tamam. Evet, nitelik bildiren sözcükler nitelediği varlığın yerine kullanılırsa tür değişikliğine uğrar demiş. Bakalım aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır diyor. A'da biletsiz yolcular lütfen trene binmesin, biraz beklesin derken zaten niteleme sıfatı şeklinde kullanmışız arkadaşlar. B'de bu küçük sıkıcı kasabada yaşamaktan iyice bıkmıştı derken küçük ve sıkıcı kasaba şeklinde yine sıfat tamlamamız var. Bu yoldan köye zamanında ulaşmanız mümkün değildi derken bu yol yine bize işaret sıfatını vermiştir. D'de maviler ona ne kadar da çok yakışmıştı derken arkadaşlar maviler sözcüğü burada mavi renk dememiz gerekirken ne yapmış? Biz ismi düşürüp sadece maviler şeklinde kullanmışız. O yüzden cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Evet, 10. soruda numaralanmış dizelerin hangisinde sıfat isim tamlamasının tamlananını nitelemiştir? Yani birinci ismi değil de ikinci ismini nitelemesi gerekiyor arkadaşlar. Sevimli kediler dolaşıyordu yıkık duvarlar üstünde derken burada tamlayanı nitelemiştir. Çünkü nasıl duvar yıkık duvar dediğimizde bize tamlayanı nitelemiş oluyor arkadaşlar. Yamalı çamaşırlar sallanan bahçelerden derken zaten burada isim tamlaması yoktur. Kızarmış palamut kokuları geliyordu derken palamut kokuları nasıl palamut kızarmış dediğimizde yine tamlayanı nitelemiş olur. Samatya'nın yorgun akşamları derken akşam tamlanandır. Nasıl akşam dediğimizde yorgun akşam bize tamlanan nitelemiş şekilde gelir. O yüzden cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Evet, 11. soruya geldiğimizde arkadaşlar
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat belirtisiz at tamlamasını nitelemiştir diyor bize. Bakalım A'da her kış mevsimi bu kasabaya gelirdi derken kış mevsimi isim tamlamasıdır arkadaşlar. Her sözcüğü de ne yapmış? Kış mevsimine yani belirtisiz isim tamlamasını nitelemiştir. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik sıfat yoktur demiş arkadaşlar. Bakalım. A'da ev sahibimiz iyi huylu birine benziyordu derken iyi huylu biri kurallı birleşik sıfattır. Çünkü iyi huy da kendi arasında bir sıfat tamlamasıdır ve ismin önüne gelerek onu nitelemiştir. B'de fazla açık göz insanlar toplum tarafından sevilmez derken burada yoktur arkadaşlar. C'de bu sözler ince ruhlu birine hiç yakışmıyordu. İnce ruhlu biri. D'de soruyu uzun boylu bir öğrenci cevapladı derken uzun boylu bir öğrenci. E'de bahçesi geniş bir ev almışlardı geçen yıl bu semtten derken geniş bahçeli bir ev anlamına geldiği için burada da vardır. Ama B şıkkında yoktur. Evet, 13. sorumuzda aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik sıfat kullanılmıştır diyor. A'da hep senin kökün, senin sesin, hep senin varlığına mutluyum derken burada yoktur arkadaşlar. B'de ey ela gözlü sevgili, güzeller güzeli, huzur doluyor içim andıkça seni derken ela gözlü sevgili bize birleşik sıfatı, kurallı birleşik sıfatı vermektedir arkadaşlar. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. 14. soruda dil bir anda düşünemeyeceğimiz kadar çok yönlü, değişik açılardan bakınca başka başka nitelikleri beliren, kimi sırlarını bugün de çözemediğimiz büyülü bir varlıktır. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur diyor bize. Sıfat görevinde kullanılmış ikileme, başka başka nitelikler derken arkadaşlar nasıl nitelik başka başka dediğimizde sıfat görevinde kullanılmış ikileme olur. Belgisiz sıfat dediğimizde şuradaki bir varlıktır derken bu bize belgisiz sıfatı verir. Türemiş sıfat derken çok yönlü, değişik açılar dediğimizde mesela yönden yönlü olmuştur, değişmekten değişik olmuştur. O da vardır. Niteleme sıfatı nasıl sorusuna cevap vermekteydi. Aynı şekilde buradan da bakabiliriz arkadaşlar. Açı, nasıl açı dediğimizde çok yönlü ve değişik açı. Ya da büyülü bir varlıktı derken nasıl varlık? Büyülü bir varlık dediğimizde niteleme sıfatını bulmuş oluyoruz. Burada soru sıfatı yoktur. Cevabımız E şıkkıdır. Evet, 15. soru. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş bize. Bir de belgisiz sıfat ve niteleme sıfatı kullanılmıştır. Bakalım bir şahin uçurdum beyaz demirden derken beyaz demir bize niteleme sıfatını bir şahinse arkadaşlar belgisiz sıfatı verir. İki de güzel zarfla pekiştirilmiş bir sıfattır diyor. Bakalım çelikten kaşları ne güzel çatılmış derken çatmak fiildir arkadaşlar. Güzel sözcüğü burada sıfat değil zarf olur. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Evet, sıfatlar sorularını da bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.